Kocaeli Gebze'de dün çıkan yangında çok üzücü bir olay yaşandı. 17 yaşında gencecik bir kız Büşra Kapataş hayatını kaybetti. Talihsiz kız son yolculuğuna uğurlanırken polis olayı derinlemesine incelediğinde bambaşka bulgulara ulaştı. Yaşananların basit bir yangın değil, korkunç bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Ben sadece reddettiğim için çocuğum öldürüldü. Başta yangında hayatını kaybettiği sanılmıştı. Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı. Katil zanlısının evlilik teklifini reddeden kadının 17 yaşındaki kızını öldürüp evi ateşe verdiği anlaşıldı. Bir kadın bir erkeği reddetmesiyle çocuğunu öldürmek hakkı değildi bence. Kocaeli'de yaşayan Taner Yaylacı, iki çocuk annesi Aylin Çetin'le evlenmek istediğini söyledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi, sevdiğini söyledi. Ben sağlıksal problemlerim yüzünden kendisiyle evlenemeyeceğimi açıkladım. Reddedilen adam saplantılı hale geldi. Saat 1'de kapımın önüne geldi. Hani olur olmadık zamanlarda benim kapının önüne gelmesini istemedim. Buna tepki gösterdim. Taner Yaylacı Aylin Çetin'i öldürmek için geldi eve. Ancak içeride 17 yaşındaki kızı Büşra vardı. Bıçaklayarak öldürmüş. Daha sonrasında boğmuş ve üzerine yorganı örterek ateşe vermiş. Genç kızı vahşice katleden vicdansız delilleri yok etmek için evi ateşe verdi. Ekipler incelemelerde cinayet şüphesi üzerinde durdu. Genç kızın cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yürek dolusu helal ediyor musun? Taner Yaylacı cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Sorgusunda da her şeyi itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taner Yaylacı'nın en ağır cezayı almasını istiyorum.